bu ülkede yani dindarların zihinlerinin dünyaya çevrilmesinin iki büyük sorumlusu var. Biri bunlar. Yani himmet diye toplanan şeyler, orada oluşturulan ticari ağlar filan vesaire, giderek değişen, lüksleşen hayat, bu defa ne bileyim bütün dindarlar, hani onlar şöyle yaşıyor, sen böyle, onlar tatile gidiyor, sen şöyle, onlar araba şöyle, o şöyle bir evde oturuyor, sen böyle diye. Yani bütün dindar erkekler, kadınlar. Hani bunun tazyikine maruz kalmadım. Bak, siyasi menfaat peşinde koştular mı? Koştular. Dünyevi menfaat söz konusu oldu mu? Oldu. Menfilik, işte darbeye teşebbüsler. Daha ne menfiliğinden düşünelim? Şahsi, evet, işin içinde bir sürü şahsi menfaat hikayesi var. Ve de cemaati menfaat. Bak, zaten hayatlarının özü ve özeti. Evet. Kendini ümmet bütününden kopuk, yukarıda gören ve yani her şey bizim elimizde olsun, her şeyi biz yapalım diye ve başka bütün yapıları bu noktada yol arkadaşı değil, rakip, hatta düşman olarak gören bir anlayış. Şimdi Bediüzzaman'ın koyduğu, nur talebeleri için koyduğu ölçü bu. Dolayısıyla bu net bir şekilde bu ölçüye uymayan, yani cemiyet memiyet olmaya kalkan, hususan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkül eden bir cemiyet ve komiteye dönüşen hiçbir yapı, üstadın bu ifadeleri açık, kendisini nur talebesi diye tarif edemez. İsterse sabahtan akşama kadar Risale-i Nur okuyor olsun.